Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayva tatlısı yapacağım. Narlı ayva tatlısı. Çok lezzetli ve çok pratik oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda ayvanın ve narın tam zamanı olduğu için ikisini birlikte kullanmak istedim. Nar ayva tatlısına renk ve tat verecek. O yüzden kullanmak istedim. İlk başta narları ayıklamakla başlıyorum. Ben büyük irice bir nar aldım. Bir nar, 3 tane ayva ile bu tatlımı yaptım ve çok güzel oldu. Narları önce başını kesip zarlarının olduğu yerden çentikler atarak narımı ayıkladım. Narla çok güzel bir görüntüsü oluyor ve tadı geliyor. Narlı ayva tatlısı çok güzel oldu, tavsiye ederim. Ben tencerede yaptım. Çok kısa sürede pişti. Fırında da yapılabilir ama tencerede çok kısa sürede hemen pişti. Bir 15 dakika üzerini kaynattım. Sonra bir 15 dakika ters çevirerek diğer tarafını kaynattım. Yumuşacık, çok lezzetli, harika bir tatlı oldu. Çok pratik. Şu anda tam zamanı yapılabilecek. Ayvaların kararmaması için bir kaba su koydum ve bir limon sıktım. Ayvalarımı ortadan ikiye bölerek iç çekirdeklerini de pişirirken koyacağım için onları ayırdım önce. Daha sonrasında kabuklarını soyup alt kısmını düzeltip, yani tencereye koyacağım için alt kısmını düzelttim. Sabit kalması için düzgünce bir zemin oluşturdum. Kabuklarını bıçakla da soyulabilir. Soyma aparatlarıyla soyulabilir ama ben bıçakla soyup bir bütün oluşturarak çıkardım. Çünkü gül yaparak tenceremin içerisine koydum. Kabuklarını çıkardıktan sonra çekirdeklerin olduğu sert kısmı da çıkartalım ki temiz bir şekilde ayva tatlımızı pişirelim. Ayıkladıktan sonra kararmaması için limonlu suyumuza atıyoruz. Bir tencereye ayvalarımızı yerleştiriyoruz. Ben 3 tane ayva kullanmıştım. 3 tane ayvayı ilk başta yerleştiriyoruz. Altlarını kestiğimiz için çok düz duruyorlar. Narlı ayva tatlısı gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Rengi harika oluyor. Hiçbir renk için farklı bir madde, boya maddesi kullanmıyoruz. Ben kabuklarını iç içe sarıp ortasına yerleştirdim. Kabuk da, narın kabuğu da renk veriyor. Hafif sarı bir renk. Her ayvanın içine ikişer kaşık şeker koyuyoruz. Renklendirici olmadan kıpkırmızı bir ayva tatlısı. Çok lezzetli ve pratik. İkişer tane, her ayvaya ikişer tane şeker koyuyoruz. İkişer kaşık şeker koyuyoruz. Daha sonrasında ayıklamış olduğumuz ayva çekirdeklerini koyuyoruz. Ve narlarımız, her ayvanın üzerine bir tane irice bir narım vardı. Kırmızı nar olursa daha güzel renk veriyor. Eğer kırmızı nar bulup şey yapabilirsek, kullanabilirseniz daha güzel renk ve tat veriyor. Ayvalarımızın üzerine narlarımızı yerleştiriyoruz. Daha
Daha sonrasında güzel koku verebilmesi için tarçın çubukları ve hibiskus kullanıyorum ben. Hibiskus de renk veriyor. Hafif kırmızı renginin daha artabilmesi için hibiskus kullandım. Ve bir bardak su. Tencereye ilave edip ocağımıza alıyoruz. Orta ateşte tenceremizin altını açarak pişmesini bekliyoruz. Kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyoruz. Bir 15 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 15 dakika doğduktan sonra ters çevirerek ayvaların ön yüzünde kırmızı rengini alıp hem de pişmesini sağlıyoruz. İçlerindeki narlar ters çevirdiğimizde içerisinde duruyor, sıkıntı yok. Rengi çok süper olmaya başladı. Narın rengiyle ayvanın rengi birleşip harika. Hem çok lezzetli ve görüntüsüyle de göze ve tadıyla da ağzımıza hitap eden bir tatlı. Çatal yardımıyla kontrol edebiliriz. Arka tarafını da çevirdikten sonra yine bir 15 dakika pişirdikten sonra narımızın şerbeti, suyu çok güzel kıpkırmızı oldu. Biraz tabii ışıktan farklı gözüküyor. Aslında normalden daha kırmızı, yani burada birazcık daha turuncumsu gibi gözüküyor ama rengimiz gerçekten kıpkırmızı bir renk. Ayvalarımız yaklaşık yarım saat içerisinde piştiler. Tabii bu ayvanın sertliğine bağlı değişebilir. Çok uzun pişirmeden her iki tarafını da pişirdiğimizde ayvamız olmuş oldu. Ayvaları servis tabağına aldıktan sonra kaymak ve üzerine fıstık ya da fındık, ceviz de koyabiliriz. Onunla süslüyoruz. Servise hazır. Çok lezzetli ve pratik. Harika bir tat. Şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımdan da haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli bir tat. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.